Rusya'nın başkenti Moskova'da inşa edilen 10 bin kişilik merkez cami ibadete açıldı. 19 bin metrekare kapalı alanı olan ve 2 minaresi bulunan Moskova Merkez Cami, kapasite açısından Avrupa'nın en büyük camilerinden biri. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da katıldı. Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov, Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, İngüşetya ve Dağıstan liderleriyle Müslüman ülkelerden çok sayıda temsilcinin yer aldığı açılış törenine basının ilgisi yoğun oldu. Açılışta konuşan Erdoğan mülteci sorununa değindi. Bu konudaki tavırları nedeniyle eleştirdiği Avrupa'ya ünlü Rus edebiyatçı Tolstoy'un mesajıyla seslendi. Hayatta en önemli uğraş iyiliktir. Tolstoy başka bir hikayesinde de art niyetle yakılan ateşin o evle birlikte tüm köyü de yok edebileceğini söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin de caminin Rusya'nın önemli merkezlerinden biri haline geleceğini söyledi ve Rusya Müslümanlarının Kurban Bayramı'nı da kutladı. Konuşmaların ardından caminin açılışını Putin ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin birlikte yaptı. Putin ve Gaynutdin caminin isminin yazılı olduğu tabelanın üzerindeki örtüyü açarak açılışı gerçekleştirdi. ...143 milyon nüfusun yaşadığı Rusya'da 20 milyon civarında Müslüman bulunuyor. 6 katlı olarak inşa edilen camide yaşlı ve engelliler için 6 adet asansör bulunuyor. 46 metre yükseklikteki özgün kubbe 27 metre çapında. Caminin şerefelerinde oluşturulan özel alanda ziyaretçiler Moskova'yı seyredebilecek. 170 milyon dolara mal olan caminin ana sponsorluğunu iş adamı Süleyman Kerimov üstlendi. Mihrap ve minberin Türkiye'de yapıldığı cami... 20. yüzyılın başlarındaki Tatar mimari örneğini yansıtıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'daki temasları kapsamında Kremlin Sarayı'nda Putin'le bir araya geldi. Erdoğan'la Putin görüşmesi yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. İkili ilişkilerimize gelince devletler arası ilişkilerimizin ne şekilde geliştiği şekliyle